Elvan Alkaya, ellerine kalem yerine silah tutuşturulan çocuklar. Cumhuriyet muhabiri Ayşe Yıldırım, Kandil'de PKK lideri Cemil Bayık'la görüşmüş ve röportajının sonuna şu notu iliştirmiş. Kandil'de doğaya saygı önemli, dağ taş demiyorlar, sigara izmaritlerini bile yerlere atmıyorlar. Kimdi bu sigara izmaritini yere atmayıp ama uykusunda ensesinden polis vuran, hatta üzerine yerleştirdiği mühimmatla kendini canlı bomba yapıp patlatanlar. Tüm toplumsal dinamiklerin, özellikle terör örgütlerinin en büyük gücü çocuklar ve genç nesildir. PKK-KCK terör örgütüne katılım en çok 15-21 yaş arasında başlıyor. Tabi bunun yanında 15 yaş altı çocukların da örgüte katıldıkları ve hatta silah talimi yaptığı terör örgütünün internet sayfalarındaki eli silahlı çocuk resimleriyle görülebiliyor. Çocukların örgüte katılması kendi hür iradeleri dışında da gerçekleşiyor. Son iki yıldır Doğu ve Güneydoğu illerinde kaçırılan binlerce çocuğun terör örgütünün elinde olduğu çoğu kez medyaya yansıdı. Örgüte katılan çocuk ve gençlerin büyük bir kısmı sosyoekonomik durumu iyi olmayan ve çok çocuklu aile yapısı içinde doğuyorlar. Kendi gelecek beklentisine ailesinden yanıt alamayan bu çocuklar çoğunlukla töreler ve erken yaşta evlilik sorunları nedeniyle kendilerine sığınacak dal arıyorlar. Bunun yanında daha önce terör örgütünde yer almış ve çatışmalar sonucunda ölmüş gerillaların kardeşleri de terör örgütünün en büyük potansiyel elemanları haline geliyor. Bölgenin yüzyıllar boyunca çözülemeyen yarası olan kan davası töresi terör örgütü bünyesinde hayatını kaybetmiş gerilla kardeşleri için yol gösterici oluyor. Terör örgütünde bulunan kadın sayısı toplam üyelerin oranı ise %10 ila 15. Örgütteki kadınların ortalama yaşı 18. Zorla evlendirilme ve kız çocuklarının eğitimine önem verilmemesi örgüte katılımdaki en büyük etken. Terör örgütüne katılan kız çocukları ve genç kızlar etnik milliyetçilik ve örgüt propagandalarıyla kendince kimliğine değer verecek bir sığınak bulduğunu zannediyorlar. Ancak kamplara vardıklarında durumun farklı olduğunu görseler de geriye dönme ihtimalleri bulunmuyor. Çünkü örgütten kaçış girişiminin sonucunun infaz olduğunu biliyorlar. Örgüte uzun yıllar kalmış Dilaram'ın yazdığı Özgürlüğe Kaçış kitabında Apo'nun ve PKK komutanlarının tecavüzlerini, gözlerinin önünde kurşuna dizilen örgüteki kız arkadaşlarını ve örgütün diğer iç infazları anlatılıyor. Kitapta PKK'nın korucu kızlarını kaçırarak örgüte militan devşirme hikayeleri ve infazları da var. Özetle PKK'nın söylemlerinde var olan özgürlük örgüt içerisinde realitede yok. Örgüte katılan erkeklerin ortalama yaşı 19. Dağdaki militanlar ortalama 6-7 yıl örgütte kalıyorlar. Ölen militanların cinsiyet ayırt etmeden ortalama ölüm yaşı 26. Örgüte en genç katılım yaşı ise 9. Araştırmalarda PKK terör örgütüne katılan gençlerin ortalama yaşlarının 15-16 olmasının terör örgütleri tarafından gençlerin gençlik psikolojilerinin kullanıldığının T7 niteliğinde olduğuna vurgu yapılıyor. Hanefi Avcı'nın Haliç'te yaşayan Simonlar kitabında henüz 15 yaşına gelmemiş ve lakabı küçük A olan bir PKK itirafçısı çocuktan bahsedilir. Kitapta PKK kamplarında okuma yazma öğrenmiş ve eğitim almış bir çocuğun emniyet personeline nasıl ders verdiği anlatılır. Hikayeye göre küçük A bir gün Avcı'nın okuduğu gazetede Marx, Engels ve Lenin'in resmi olduğu kızıl bayrak fotoğrafını görür ve ben bunlar yüzünden bu hale geldim der. Avcı fotoğraftaki resimde bulunan ların isimlerini küçük çocuğa sorar ve küçük ağ hepsinin adını tam söyler. Avcı daha sonra gazeteyi çocuğa vererek bulundukları istihbarat personeline aynı soruyu sormasını ister. Küçük çocuk 20-25 kişiden oluşan istihbarat birimini dolaşır ve avcının yanına geldiğinde yalnızca bir kişinin bildiğinin bilgisini verir. Kısacası örgüte gelen çocuklar uzun eğitimlerden geçtikten sonra bilgisiyle istihbarat elemanlarının eksik yanlarını ortaya çıkarabilir. Günümüz gençliğinin okumaktan kaçtığı zamanlarda bu çocukların günlerce örgüt propagandasını yalayıp yuttuğunu ve çoğu insana taş çıkartan siyasal ve edebi bilgilere sahip olduğunu kaç kişi bilir? Elleri kalem tutacakken silah tutan çocukların hikayeleri kah sokaklardaki örgüt propagandası şenliklerinde, kah oyuncağıyla oynarken gizli ellerin onu dağa kaçırmasıyla başlıyor. Dağdaki ömürleri ortalama 6 ila 8 sene. Kurtarıcılarını yanlış yerde aradıklarını anlamaları ise ortalama 2-3 yıl. Meclis 2013 yılı araştırmasında Diyarbakır AK Parti Milletvekili Oya Eronat'a bırakıyorum sözü. İşte PKK'ya en çok katılımın gerçekleştiği Diyarbakır ve bölge çocuklarının yaşadıkları. Dağa çıkan çocukların kendi rızasıyla çıktığını nasıl kabul edebiliriz? 11-12 yaşındaki hallerimizi hatırlayalım. Ben o yaşta okul okuyan bir insan olarak kendi kahvaltımı bile hazırlayamazdım. Hiçbiriniz eminim kendiliğinden uyanamazdınız. Hepimizin annesi gelirdi başımıza. 5 dakika daha derdik. Peki bu çocuklar daha da hangi koşullarda yaşıyorlar? Hepsi nasıl kandırılıyor biliyor musunuz? Bakan yapılacaksınız diye. Çocuk haber gönderiyor. Yakında beni bakan olarak göreceksiniz. Vali olarak göreceksiniz. Şunu demek istiyorlar çıkarken, sen bakan olacaksın, işte bir devlet kurulacak, vali olacaksın. Çocuk bu kral olmayı da hayal eder. Hepimiz belki prenses olmayı hayal ettik çocukluğumuzda. Bu hayallerle daha çıkıyorlar ama benim bildiğim o ailelerin çocukları şu anda hayatta değiller. Peki bu çocukların hesabını kim verecek? Elvan Alkaya SesliMakale.com